İleride dünya dağ dağlarına karşı bir şırınga. Yani bu çocuğun ileriki hayatında, gelecek hayatında karşılaşacağı bazı sıkıntılar, musibetler, hastalıklarla ilgili onun için bir ön hazırlık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Rasulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyh Seyyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban hakkımızı mübarek kılsın. Bizi Ramazan ayına ulaştırsın. Cenab-ı Hak inşallah bu korona virüsü sebebiyle ayrı kaldığımız camilerimizden, cemaatimizden, sohbetlerimizden tekrardan bize bunları bunlara kavuşmayı nasip eylesin. Bu virüs salgını nedeniyle hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini görmek ve böyle zamanlarda mümince bir tavır ve davranış sergilemek adına Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan yapmış olduğumuz 25. Lema üzerine yapmış olduğumuz çalışma devam ediyor. Bu yerde Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tefsir ediliyordu. Birincisi Bakara Suresinin 156. ayeti. O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz ancak O'nadır derler. Diğer ayet-i kerime, Şuara suresi 79 ve 80. ayetler. Beni yediren ve O'dur, hastalığımda bana şifa veren de O'dur. İki ayet-i kerimenin ve Kur'an-ı Kerim'de geçen musibet sıkıntı ve hastalıklarla ilgili ayetlerin bir nevi manevi tevhisini yapılmış olduğu 25. lama 24. devaya kadar geldik. Amacımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine muhatap olmak, vahye muhatap olmak, Risale-i vasıtasıyla, aracıyla. Evet 24. deva. Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Bu devada iki grup insana hitap ediliyor. Birisi hasta çocuklar, masum hasta çocuklar. Şimdi normalde hastalıklar, musibetler, sıkıntılar insanın başına niye gelirdi? Bir noktası günahlarına kefaret olması için. E şimdi çocukların günahları yok. Değil mi? Hasta, çocuk hastalanıyor mesela. Masum çocuklara bakıyorsun hastalanıyor. Bunlara ne cenab Hak hastalık gönderiyor? Ve diğer bir taraftan da masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Sizin önünüzde mühim bir ticareti uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Şimdi dünya işinde bir insan çok kazanıyorsa çok şevkli çalışır. Değil mi? Yani fıtrat bu. Yani mesela bir insan bir işte çok kazanıyorsa o işi daha çok severek yapar. Mesela şöyle bir şey düşünün. Para kendi bir iş yapıyorsunuz. Dükkanınız var ve dükkanda müşteri akıp duruyor yani. Ha böyle müşteri geliyor. Saat 8 oldu. E, kapatman lazım. Kapatır mısın? Kapatmazsın değil mi? 9 yaparsın, 10 yaparsın. Niye? Çünkü müşteri geliyor. Alışveriş var ve bu seni yormaz. Ne yaparsın? Elemanları teşvik edersin. Onlara da ekstra para verirsin, mesai verirsin vesaire ki neden? Çünkü kazanç var yani. Kazanç varsa o zaman bizim daha çok çalışmamız lazım. Şimdi bu çocuklara ve masum çocuklar hükmündeki ihtiyarlara bakan hasta bakıcılar da bu noktada çok büyük bir manevi kazanç içindeler. O yüzden ne yapmaları lazım? Şekli ve gayretli olmaları lazım. Yani böyle yarım yamalak, isteksiz, üfleyerek, puflayarak, isyan değil, bağırarak değil, şevk ile, gayet ile olması lazım. O şartı koyuyor yani. Şimdi çocuklara değinecek mesele. Masum çocukların hastalıklarını o nazik vücutlara bir idman, bir riyazet, ileride dünyanın dağ dağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga, bir terbiye-i Rabbaniye gibi çocuğun hayatı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber hayatı ruhiyesine ve tasaffi hayatına medar olacak büyüklerdeki kefaret-i zunup yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyat-ı maneviyesine medar şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerin defteri amaline bilhassa sırrı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sahife hasenatına girdiği ehli hakikatça sabittir. Şimdi dedim ya çocukların rahatsızlıkları hani büyüklerde kefareti zunup yani günahları kefaret olma yönü var hastalıklarının. fakat çocuklarda günah yok masumlar. Peki onlara niye Cenab-ı Hak bu hastalığı veriyor? E rahmet yönü onlarda tecelli ediyor. Nasıl tecelli ediyor? Şöyle yedi madde saydı. Bir, nazik vücutlarına bir idman. Cenab-ı Hak çocuğun vücuduna idman yaptırıyor. İki, bir riyazet. Yani nasıl ki ehlullah terak etmek için riyazet yapar ya, yemek içmekten keser kendini. Çocuk da hastalık döneminde vücudu biraz daha böyle tatile geçiyor. Yani yemek içmekten biraz daha kesilip çocuğun vücudu kendi içerisinde bir temizlik yapıyor. Sonra ileride dünya dağ dağlarına karşı bir şırınga. Yani bu çocuğun ileriki hayatında, gelecek hayatında karşılaşacağı bazı sıkıntılar, musibetler, hastalıklarla ilgili onun için bir ön hazırlık. Yani o bu ufak tefek hastalıklar ileride o zamanlar için çocuğu bir hazırlık hükmünde. Bir terbiye Rabbaniye. Yani Cenab-ı Hak, Rab olan Cenab-ı Hak. Yani her şeyi terbiye eden Cenab-ı Hak çocuğun da vücudunu bir nevi terbiye ediyor. Bu terbiyeden maksat sakın böyle hani Hani kırbaçta uslandırmak olarak algılamayın. Terbiye dediğimiz temizleme. Etin terbiyesi vardır değil mi? Ne yaparsın? Etin sinirlerini alırsın. işte zeytinyağı yatırırsın, yumuşatırsın vesaire bilmem ne. Bu bir terbiyedir. Bak ne yapıyorsun? Ete bir muamele yapmıyorsun. Yalnızca sinirleri alıp eti yağa bırakıyorsun. Ondan sonra o et ne oldu? Terbiyeli oldu yani. Aynen çocukta ne oluyor? Bu hastalık süresinde bir terbiyeden geçiyor. Sonra hayatı dünyeviyesine ait çok hikmet. Hayatı dünyeviyesine çok büyük faydaları olacak. Yaşamış olduğu sürecin. Bir de hayat-ı ruhiyesine terakki. E çocuğun da ruhu var. Bu ruhun da gelişmesi lazım. İşte hastalık zamanında o da gelişiyor ve ahiret hayatına terakki ediyor çocuk. Günah yok ama derecesi artıyor. Diğer taraftan bir de anne babaya bakan veşi var ki çocuk hasta olduğu sürece anne baba ona baktığı için, ilgilendiği için anne babanın defteri hasenatına da sevap yazılıyor. Ya bak, kaç tane madde saydı yani. Rahmet yönü var. O yüzden mesela aşılar vardır. Bilirsiniz değil mi aşı? Çocukken pek olmaktan hoşlanmadığımız iğne. Aşı nedir? Ölü mikroptur. Vücuda ölü mikrop enjekte edilir. Neden? Çünkü vücudun bağışıklık sistemi vücuda giren o mikropla, ölü mikropla mücadele etmeye başlar. Adetullah kanunu böyle. Ve o ölü mikroba karşı vücut gelişimi ne olur? Bağışıklık sistemi gelişir. Ölü mikroba karşı vücut savunmaya geçer. Yarın bugün gerçek manada bir mikrop geldiğinde ne oluyor? Vücut hemen otomatikman tepki göstermeye başlıyor. Biz bunu tanıyoruz bu düşman diyor. Şimdi mesela yeni bir tedavi süreci var. Mesela bu koronavirüs imtihanı atlatanlar için kan alınıyor bunlardan. Belli bir zaman geçtikten sonra kanın içindeki o maddeler, plazması mı neyse artık teferruatını bilmiyorum da onlar alınıyor ve hasta olana hasta olan yoğun bakımdan durumu ağır olan insanlar enjekte ediliyor. Neden? Çünkü benim vücudum korona virüsünü tanıdı ve buna karşı bağışıklık sistemim harekete geçti ve korona virüsünü ben yendim. Benim kanımdaki işte o antikorların hepsi bu virüsü tanıyor. Yoğun bakımdaki hastanın veyahut da işte durumu ağır olan hastanın vücudu buna karşı mukavemet edemediği için zaten yenik düşüyor. Ne yapıyorlar? Benim vücudumdan o virüsü tanıyan kanları alıyorlar antikorları. Hastaya enjekte ediyorlar. O hastanın vücudunda o kana karışan antikorlar o virüsü tanıdığı için ona karşı sistem devreye girmeye başlıyor ve Cenab-ı Hak da şifa ihsan ediyor. Şu anda Kızılay'ın uğraşmış olduğu bir nokta bu. Şimdi çocuğun da vücuduna gelen, başına gelen hastalıklar da bu nokta vardı. Yani Cenab-ı Hak çocuğa hastalık vererekten o çocuğun ilerleyen zamanlarda büyük hastalıklar karşı nazik vücudunu hazır hale getiriyor. O yüzden aslında hastalık bir noktadan şifadır. Mesela eski Osmanlıca'da bir tabir vardır. Grip olur adam şey olur ne derler? Şifayı kaptık derler. Bak mantıksız bir şey yani. Normalde hastasın değil mi? Şifayı kaptık ne şifası kardeşim hastasın sen. Hayır. Hastalık şifadır. Çünkü sana gelen o hastalık artık vücudunda sistemin devreye girmesiyle beraber şifaya dönüşüyor. Normalde zaten bakın biz kaçırıyoruz bunu yani çok ağır olmadıktan sonra ilaç içmemek lazım. Mesela çocuklar da biz beceremiyoruz. insan korkuyor çünkü tamam Ateş tehlikeli. Mesela çocuk ateşlenince ne yapmak lazım? Çocuğun ateşini fıtri şekilde bırakmak. Yani fıtri bir şekilde vücudunu soyarak, işte atıyorum vücudunu ıslatarak vesaire soğutaraktan o ateşi düşürmek için uğraşmak lazım. Fakat biz ne yapıyoruz? Her evli anne babanın evindeki kutsal iki ilaç vardır. Birisi kalpol, birisi dolmen. Bunlar her evde yani bak şimdi izleyenler varsa gülüyorlardır yüksek ihtimal. Dolmen ve Kalpol. Yani belki de Türk milletinin çocuklar üzerinde en çok kullanmış olduğu iki şuru. Ne oluyor? Çocuk ateş çıkıyor. Ver. Şimdi vücut mikrobu tanımış. Sistem devreye girmiş. Ateşle mikrobu tanıdığını farkına vardı ve ona karşı mücadele edip Allah'ın izniyle ona karşı başarı elde edecek. Ateş de bu mücadelenin alameti zaten. Biz ne yapıyoruz? Dayıyoruz ateş düşürücüyü tamam mı? Daha çocuk mikrobu tanımadan, bünye mikrobu tanımadan biz ateşi düşürüyoruz. O mücadele netice hasıl olmuyor. Yani çocuk o mikrobu tanıyamadan o hastalığı biz ilaçla tedavi ediyoruz. Fakat çocuğun vücudu o hastalığa karşı çözüm üretemediğinden dolayı sürekli aynı hastalığı tekrarlamaya başlıyor. O yüzden yani Cenab-ı Hak vücudu öyle bir yaratmış ki, sistemi öyle bir yaratmış ki yani müthiş bir sistem var. Yani Cenab-ı Hak halk ediyor sürekli. Müthiş bir şifa var. O yüzden Osmanlı'da öyle derlerdi. Yani şifayı kaptık. Yani hasta oldum ama aslında şifayı kapıyorsun. Yani vücut hastalığa karşı reaksiyon gösterme başlıyor. İşte çocuğun başında, çocukların başına gelen hastalıklarda bu nokta var. Yani Cenab-ı Hak onları hem hayata hazırlamak, hem ahirete ondan sonra daha şimdiden çocuk hükmünde ve nazik vücuda gelen hastalıkla ahirete yatırım yapıyor. Ruhi bir terakkesi var. Anne baba ona baktığı için anne babasının defteri hasenatına sevap yazılıyor. Bir nazik vücudu idman içerisinde giriyor. Gelişim kaydediyor vesaire vesaire. Birçok rahmet yönü var yani. O yüzden ya çocuk neden hastalandı demeyin. Çünkü Rabb-ı Rahim o çocukları bizden daha çok seviyor. Unutmayacağız bunu. Evet. İkinci nokta. ihtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet. Bunu işlemiştik. Hatırlarsanız özellikle bu ders üzerine bir ders yaptık. Yani bir saat boyunca. İhtiyar, peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbaht bir velet eğer ebeveynini yani anne babasını rencide etse azabı uhremiden başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Ne demiştik bununla ilgili? Her fiil geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bizim o gün dersimiz de bunu ifade ettik ama tam sokağa çıkma yasağının ilanına denk geldi. Bir curcunaya kurban gitti. Çok güzel bir dersti o. O dersin tekrarını izleyebilirsiniz kanaldan. Çok önemli noktalar vardı orada. O yüzden bir iki defa noktaya daha değinelim. 21. mektupta anne babaya karşı bize beş mertebede ne yapıyordu? İtaati emrediyordu. Ve hangi ayet kerimeydi o? İsra suresi. Maşallah çok güzel. Beş mertebe içinde ne diyordu bize? Anne babaya karşı itaat. Evet İsra suresi 23 ve 25. ayetler. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişirse onlara sakın of bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet et. Tevazu kanadını gel ve de ki ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken beş büyütülerse, büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Bu beş mertebe. Yani onlara of oh bile deme onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Tevazu kanatlarını gel ve dua et. Bu beş nokta Kur'an'ın emri ve Cenab-ı Hakk'ın kendi hakkından sonra koymuş olduğu en büyük hak da nedir? Anne babaya karşı evladın hürmet etmesi ve anne baba hakkıdır. Ve bununla ilgili yeni mektupta Üstad'ın ikazı vardı. Dedi ki işte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza min cinsil amel. Yani ne demek? Ceza amel cinsinden olacaktır. Sırrıyla sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın da insana hürmet etmeyecektir. Ne dedi burada aynısı bak. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet evladından aynı vaziyeti gördü gibi. Aynı vaziyeti göreceksin. Yani her fiilimiz neydi? Bir bumerang'tı. Bumerang atıyorsun. Dönüyor. Hop. Sonra sana geldi. Nasıl attın? Nasıl geldi? Tamam mı? Sen yaptın. Sana geldi. Unutuyoruz. Her gördüğümüz fiil çoğu zaman yaptığımız bir fiilin karşılığı olarak bize geri geliyor. Bu hayır da şer de böyledir. Allah için bir şey yapmışsanız onun size çok büyük getirisi olur. Ama Allah için yapmamışsanız veyahut da şer bir şey yaptıysanız onun da size mutlaka geri, geri dönüşü olur. O yüzden anne babaya karşı itaatin Kur'an-ı Kerim'in nezdinde, Cenab-ı Hak nezdinde büyük bir yeri var. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle hastalık zamanında, özellikle şimdi mesela çoğu insanın evde anne babası karantina altında vesaire biraz tabii onlar da üzülüyorlar geriliyorlar vesaire ama onların gönlünü hoş tutmamız bizim için muzaaf farzı an gibi bir şey yani. Çok önemli yani. Çünkü neden? Anne babaya karşı itaatin hem dünyevi hem de uhrevi faydası vardır. Bakın hem dünyevi hem de uhrevi faydası var. Ne nasıl diyor? Bak şimdi. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et. Rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen hatta ahireti çok düşünmüyorsun. Din, diyanet biraz senin aleminde fazla bir yer teşkil etmiyor. Misal veriyorum ama sen o kardeşim dünyanı seviyor musun? Dünyanı seviyorsan da anne babanla hürmet et, hizmet et. Neden? Çünkü dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Peder ve valide ihtiyarlık halinde bir halinde bulunsa ne derece bir vesile-i bereket ve vasıtayı rahmet ve Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas O yüzden anne baba özellikle belli bir yaşı geçtikten sonra bir ihtiyar elini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dergah ilahe kaldırdığı zaman Cenab-ı Hak o ihtiyarın duasını reddetmekten hicap edermiş. Hadis-i şerifte geçiyor. Ne kadar önemli. Şimdi anne babaların mutlaka ne yapmamız lazım? Duasını almamız lazım. Çünkü çok büyük bir define ve bir de hastalık zamanında eğer sen onlara hürmet ediyorsan, hizmet ediyorsan bu senin gerçekten de onları Allah için sevdiğinin göstergesidir. Çünkü neden? Sana bir faydaları yok ve sen onlar için ne yapıyorsun? Vaktini harcıyorsun, zamanını harcıyorsun, mesaini harcıyorsun, hürmet gösteriyorsun ve sana çocukluk zamanında yapmış oldukları hizmetin bir nevi karşılığını veriyorsun. Hakkını ödeyebilir misin? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Ödeyemez. Anne babana hakkı ödenmez. Ama en azından insaniyetin ve İslamiyetin gereksinimini yerine getirmiş oluruz. Allah bize bu manayı nasip etsin inşallah. Evet ihtiyarlara, masumlara yalnız akrabasına bakmak değil, belki ehli iman yani sırf anne babaya çocuklara değil, ehli iman madem sırrı imanla uhve hakikiye var, onlara rast gelse muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyet'in muhtezasıdır. Yani bu da çok uç bir nokta. Yani sırf anne baba akraban değil. Ama mesela atıyorum tanımıyorsun. Tamam mı? Kimsesiz kalmış aldın evine bakıyorsun. İhtiyar, hasta. ne büyük bir makam ya. Tabii şimdi artık maalesef anne babalar yeri geliyor biz Hizmeti terk ediyoruz ya dışarıda ondan sonra ehli imanmış vesaire. Birazcık zor bir mertebe ama normalde 21. mekulüsat ne diyor? Ahiret kardeşlerinden yani her ehli iman bizim ahiret kardeşimiz değil mi? Böyle birisine bile bakmak diyor yani. Ne kadar önemli? Tabii zor bir nokta ama çok güzel bir de getirisi ve kazancı var ahiret noktasında. Ama biz belki onu yapamasak da en azından anne babaya karşı bu noktada çok hassas davranmamız bizim için çok çok büyük bir önem teşkil ediyor